Ben Erzurumluyum, Şahset Dağdelen. Çok şükür iyi gidiyor. Memnunuz. Bu hükümetten düzgün bir hükümeti ben tanımıyorum. Görmedim, yaşım 70. Bu yaşa kadar böyle bir değerli hükümet görmedim ben. Anlatabiliyor muyum? Kısası bu. İşte buyurun görüyorsun. Geliyorlar da gidiyorlar da. Şu ana kadar ben 1 milyar para almışım. 1 milyon yani. Çok büyük para. Yani şikayet edenler hep partizan adamlar. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Adım Mustafa Kılıçlı. Konfeksiyon işi yapıyorum. Siftahsız dükkan kapatıyoruz. Milletin alım gücü yok. Yasaklar var. Çarşıya çıkmıyor insanlar. İşler bozuk, durgun yani. Bazı esnaflar biraz siyasi yönden güzel diyebiliyorlar. Evet, siyasi yönden güzel diyebiliyorlar. Gerçekçi olmak gerekirse durgun. Adım Emirhan, soyadım Malı. Abi işler kötü. Siftahsız gittiğimiz günler de oluyor. İyi olduğu günler de oluyor. İşler kötü abi yani genelde. Müşteri geliyor 50 lira diyor, 30 lira vereyim diyor. Dalga geçiyor gibi iş yapıyorlar abi bizden. Esnaflık bitti yani ya. Devlet bitirdi bizi. Diyeceklerim bu kadar. Bize burada 3 milyar para veriyor. Dalga geçiyor gibi. Kiranıza yardımcı olsun deyin. Biz verek ona 3 milyar da o millete yardım etsin. Dalga mı geçiyor abi bizden? Ayıp yani. İlgi bitti ya. Kapalı çarşı da bitti. Vatandaşlık da bitti. Hiçbir şey kalmadı. Esnaflık da bitti. Kapatıp gidecek. O şeye geldik yani. Ona bir şey diyemem. Peki sizce bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Devletin yardım etmesi lazım önce. Buralara bakması lazım. Buraya bir güvenlik gelmesi lazım. Hiçbir şey yok abi burada. Millet kendi başına girip çıkıyor. Dingon ağır oldu yani. En kısa öyle diyeyim size. Tezgahlar abla bak bizim çizgimiz var. Herkes çizgisini aşıyor. Her gün zabıta çağırıyor. Zabıta geliyor kaldır diyor geri gidiyor abi. Başına duracak kaldır diyecek. Yanlış işler yani. Diyeceklerim bu kadar. Ben Cemal Molu, Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafım. Müzik market dükkanım var. Öyle. Vallahi işler yani eskiye nazaran biraz daha düşük. Bir de bu pandemi var önümüzde. Tabii illaki her esnaf gibi bizim de biraz zorluk çektiğimiz noktalar var. Ama iyi olmasını ümit ediyoruz yani bir an önce. Yine verdiğine şükür diyoruz yani. Her ne olursa olsun dükkanımızın başındayız. Kapalı çarşıya müşteri geliyor. Burası tarihi bir çarşıdır. Buranın değerini bilen bilir yani. Altının kıymetini sarraf bilir derler ya. Kapalı çarşında değerini bilen insan sayısı çok Kayseri'de. Biz de gelen her müşteri kesimine göre hitap etmeye çalışıyoruz yani. Ülkece çok zor geçen bir gündü, 17 gün gibi bir süre. Yani küçük esnaf için çok zordu. Geçti bitti. İnşallah Allah bir daha o şekilde kapanma göstermez. Ülkemiz iyi olsun da yeter ki yani 17 gün tamam zordu ama ülkemiz için de yine biz fedakarlık yaptık küçük esnaf olarak. Umarım bu pandemi bir an önce biter ve bütün esnaflar kendi yoluna, işine bakarlar. Kardeşim ismim Hikmet Atalay, Kapalı Çarşı'da esnafım. Kardeşim Kapalı Çarşı'da durumlarımız normal yani. Hani pandemi döneminden dolayı piyasalar bir sakinlik var yani. Ama Allah'ın izniyle bu pandemiden sonra bomba olacak işlerimiz inşallah. Kardeşim Kapalı Çarşı'mız 10 numara 5 yıldız. Samimi söyleyeyim bak bize gelen müşteriler var ya bazen müşteri gelir mesela şuradan buradan adam alışveriş yapar. Bize gelir der ki lan kardeşim buradaki kıyafetler ne kadar güzelmiş. Biz gidiyor markalı yerlere bu aradığımız şeyleri bulamıyor. Hah aradığımız yer bura diyor. Ve gelen bir daha geliyor buraya. Ama reklama ihtiyacımız var bizim. Reklam olmadığı zaman olmaz. Bir de kendini bilmez insanlar ileri geri konuşuyor. Lan işte Kapalı Çarşı böyle şöyle. Kardeşim Kapalı Çarşı otantik bir yer. Nostalji bir ortam. Güzel bir yer. Abi gelin Kapalı Çarşı'yı görün. Mağazaya gidiyorsun. Mağazada senden ilgilenen var mı? Hoş geldin diyen var mı? Yok. Ama Kapalı Çarşı'ya geliyorsun. Abi hoş geldin. Ne içen? Ne ikram edeyim? Her muhabbet, her diyalog. Abi kardeşlik var. Müşteri esnaf diyalogundan ziyade bir dostluk var. Ondan dolayı Kapalı Çarşı'mız güzel kardeşim. Daha da iyi olacak inşallah. Tabii bu reklam artı olursa inşallah. Şimdi mesela Kapalı Çarşı'nın girişlerinde Kapalı Çarşı'yı anlatacak hiçbir şey yok. Kapalı Çarşı'nın tarihi eser olduğunu belirtecek hiçbir şey yok. Bir. İkincisi mesela mağazalar reklam yapıyor. Yani reklamda nasıl reklam? Afiş asıyor vesaire vesaire indirimler şunlar bunlar işte haftanın 7 gününün bilmem şu gününde şu indirim var. Bizde kardeşim her gün indirim var ama bizim elimizi tutan bir
vatandaş yok. Belediye de bize destek olmuyor. Bak bura bir belediyeleşsin daha farklı olur ama ne hikmetse seçimden seçime selam aleyküm aleyküm selam çay dağıtıyorlar bilmem şunu dağıtıyorlar. Yani artı bir şey yok yani. Biz belediyelerimizden seviyoruz, sayıyoruz, başımızın tacı ama bizi de görsünler arkadaşım ya. Belediyelerden beklentilerimiz çok. Sadece dışarının temizliği değil. Abi buraya bir girin bak levhalarımız olsun. Bak levhalarımızın biri dışarıda biri içeride. Ondan sonra dezgahlar biri dışarıda biri içeride. Zabıta ayda yılda bir geliyor mesela buraya. Sürekli gelin arkadaşım sürekli teftiş edin. Müşteri rahat girsin, rahat alışveriş yapsın mesela. Belediyelerden şeyimiz hani gelsinler. Hizmet bekliyor. Yardımcı olsunlar bize yani. Çarşıya bir destek olsunlar yani. Yani öksüz evlat gibi görmesinler bizi de yani. Allah rızası için yani. Hani oraya oturmayla şundan bundan olmaz. Gelin abi dışarıları nasıl gözle görünen illeri görüyorsanız burayı da acık görün yani. Öyle değil mi? Yani bura hani gözle görünmeyen yer olduğu için aslında bura gözle görünen yer ama gözle görünmeyen yer yapıyorlar yani. Burayı da gözle görün arkadaşım yani. Belediyelerden istediğimiz bu.